Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle bir gün kalan e, testnetten bahsedeceğim. Hurricane swap üzerinde oluyor. Hurricane'in bir testneti var, Avax ağında ilerliyor. Burada en başta sonuna kadar yapmamız gereken süreç anlatılıyor ancak bir gün kaldı için o kadar ayrıntılı anlatmak istemiyorum. Çok daha uzun zaman olsaydı herkesin katılacağını bilir e, yapardım. Burada 1 milyar adet HCT. 1 milyon adet HCT satılacağını söylüyor. Ee, bu testnette hediye edilecek bu işlemleri yapanlara ne yapmamız gerektiğini anlatıyor. Her zaman olduğu gibi MetaMask'ı kurun diyor. Sıfırdan anlatıyor. İsterseniz diyor MetaMask'ı buradan diyor Meta e, birden diyor buradan ekleyin diyor. E, MetaMask'ı diyor cüzdanınıza diyor. Ya da diyor bilgileri diyor girin diyor custom rpc olarak diyor buradan şu bilgileri diyor şu aşağıya diyor şuraya yazın diyor bu şekilde yapabilirsiniz diyor ben şu diğer yolu hiç bilmiyordum şu bu yolu daha doğrusu bunu yeni gördüm şöyle tıkladığım zaman e, sanırım buraya şey yazıyoruz avax fujlet net yazıyoruz bunu dediğimiz zaman cüzdanımıza ekleniyor anladığım kadarıyla connect dedik add to metamask dediğim zaman direkt ekleniyor. Ancak şöyle bir şey var. Firefox'ta arkadaşlar otomatikman kullandığınız ay algılayarak seçebiliyor. Chrome'da yok bu. Gerçekten güzel bir özellik. Her seferinde bunu eklemeniz gibi şeyler gerekmiyor. Ee, bu şekilde yapabiliyorsunuz. Buradan cüzdanınızı ekledikten sonra şu kısma geliyoruz arkadaşlar. Bakın chi chain, testnet falan var. Buradan bu şekilde seçiyoruz bunu. Daha sonra burada yapmamız gerekenlerden bahsediyor. Bunu seçtik. Faout ettiği bir şey var arkadaşlar. Biliyorsunuz bu ağlarda işlem yapabilmek için bizim hangi koyunu kullanıyorsak o coin'den e, olması gerekiyor. Ethereum'sa Ethereum, BSC ağındaysak BSC, Solana ağındaysak SOL gerekiyor ki fee ücretlerini, işlem ücretlerini ödeyebilelim. Testnet'te de aynı şekilde işlediği için bize AVAX gerekiyor buradan. Ben diyorum ki buraya bana Avax ver ama diyor ki hayır motor bulman lazım insan olduğunu anlamam lazım senin diyor. İğrenç bir şey bu. Bıktım artık. Sonra buradaki adresimizi kopyalıyoruz arkadaşlar. Bana diyorum ki 10 Avax ver. Ee, hayır hata verdi. Neden? Anlamadım. Hop dedim. Neyse kabul etmedi. Şöyle tıkladığımda daha önce aldığım için de vermiyor olabilir. Her an her şey olabilir. Onun dışında yorum yapamayacağım. Burada yanlış gösteriyor şu an bu ya. Benim bu kadar avaksım yok var mı? <laughs> Neyse. Buradan bu şekilde yani bakın burada yazıyor bu bir beta faketidir ödülüdür diyor. Bu gerçek değil haberiniz olsun diyor. Gerçek değil arkadaşlar. Bir dakika içinde diyor gelir diyor ha baksınız diyor. Ben de hata ver daha önce aldığım için büyük ihtimalle bu yüzden. Daha sonra buradan test nete tıklayın diyor. Şöyle karşınıza bir ekran çıkacak diyor. Ben de otomatik bağlandısı connect wallet diyeceksiniz. Burada ağı kendiniz seçin. Açılmazsa buradan cüzdanınızı bağlayın. Daha sonra diyor ki bizden yapmamız gerekenlerden bazı. O kadar güzel anlatmış ki hani benim bu video çekmem bile gerek yok aslında ama. Yine de çekmek istedim görmeyen arkadaşlar için gel diyor buraya avaksal diyor sıvap kısmına gel diyor ee, buradan avaksını seç diyor ondan sonra acıma ilk önce diyor atıyorum işte 4 buçukluk ya da işte üç ne kadarlık almamız gerektiğini söylüyor mu buradan? Bir avakstan bahsediyor. Ne kadar al alma sınırı yok gibi biliyorum. Şöyle bir Avax a alalım. Sonra AUS de Bu kadar ettiğini söylüyor. Sağ tarafta metamask cüzdanımız açılıyor. Confirm diyoruz. Close diyoruz. Bekliyoruz. Bir adette HCT alıyoruz arkadaşlar. Swap diyoruz. Confirm swap diyoruz. Yine bu şekilde onaylıyor sağ tarafta confirm diyoruz. Ancak benim şurada keşfettiğim bir şey var. Bu avakslarda burada işlem yaparken mesela geç ilerliyor süreç. Hani mesela daha şu an daha yeni geldi. Avaksa'na göre biraz yavaş. Burada hız arttırarak bu hızlı işlem yapamazsınız Avax'ta normalde. Avaksa'nda en az e, GV şey dediğimiz şu kısmı maksimum fee'yi şunu 450'ye getirebilirsiniz. Mesela bakın 450'ye getirdim işlemim hemen olacağını düşünüyorum. Şu an olmuş olması lazım. Bekliyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde işlemimizi tamamladık. Diyoruz ki biz token kitleyeceğiz buraya. ECT ve ne? Aha USD. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bu kısma geliyoruz. gördüğünüz üzere bende direkt sable çıktı. Normalde ilk olarak bir confirm HCT, confirm AUSD diyorsunuz. Onu tamamladıktan sonra işleminizi bitiriyorsunuz. Daha sonra ben bunu confirm sable diyorum. Bundan sonra burayı da onaylıyorum. İşlemi bitiriyorum arkadaşlar. Şu an onaylanmasını bekliyorum. Daha sonra diyor ki farm kısmına gelin. Burada diyor HTL LP kısmını seçin. Bakın şurada bir kısım var. Şimdi şöyle, Farma geldiğimiz zaman şuradan bahsediyor. Bakın bizi tekrar buraya gönderecek. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyleste bir kendine gelsin. Sen likitten kısmım var diyor imported şöyle şu kısma geldik. Burada buradan bizim almamız gerektiğini söylüyor. Biz buraya geldik. Daha önce zaten ben bir istek yapmıştım denemek için. Daha sonra buraya geldiğimizde şuraya tıklıyoruz arkadaşlar. Şurada bizde daha önce yaptığım için çıkmıyor. Enable tuşu çıkıyor. Enable'a basıyorsunuz. Bastıktan sonra yine bir confirm diyorsunuz. Confirm tamamlandıktan sonra artı tuşuna basıyorsunuz. Sonra Konfirm diyoruz arkadaşlar. Yine sağ tarafta metaverse cüzdanımız açıldı. Konfirm dedik. İşlemimizin tamamlanmasını bekliyoruz. Bu süre zarfında bizden başka bir şey istiyor. Bakın enable'dan bahsediyor. Max diyor. Onu seçin diyor. Daha sonra diyor. Şu kısmı tamamlayamadım. Ek bir şey istiyor mu diye. Buraya gelelim. Gerçekten mi ya? Tekil oluş HTC almak hasatlıklarını daha fazla eklemek için azaltmak ve eklediğinizde ve azaltınız otomatik olarak hasat edilecektir diyor. Ha yani diyor ki mesela burada diyor siz diyor eklerseniz azaltırsanız diyor burada mesela atıyorum malı azalttınız bakın gördüğünüz üzere ben eklediğim için şurada kar oranı sıfırlandı bunları yapın diyor bu şekilde istek edebilirsiniz diyor daha sonra arkadaşlar bu son bir işlemimiz kalıyor tıklıyoruz şöyle biraz belki biraz gezinelim şu an sıfır sıfır yazdığı için Şimdi tekrar tıkladığımızda şöyle farm kısmına geliyoruz Bu HCT şurada bir kısım var. Bu da 00 falan yazıyor. Harvest dediğimiz zaman yani toplu anlamında malları toplu anlamında tıklıyoruz. Burada data'ya falan da bakmamıza falan gerek yok. Biz işlemimizi tamamlıyoruz. Testnet ağını kullanıyoruz. Bu şekilde işlemlerimizi bitiriyoruz arkadaşlar. Sonra diyor ki burada neymiş? Şöyle istasyon hırken işlev geçiyorlar kapatıldı. ekip şunları test için tüm zincir arası varlıklar yeterli de diyor Ondan sonra Cuma ee, bu şekilde işlemlerimizi tamamlıyoruz daha sonra bizden istediği bir şey var mı böyle tıkladığımda medium hesabını biraz inceleyelim de şöyle site tıkladığımız zaman bu burada 1 milyon şeyden bahsediyor, başa tutturulan olaydan bahsediyor. dört tane yeni yatırımcı almışlar. Gate, diyor, zp Capital, BenQ Kernel'den almışlar. Cross chain'in riskleri nelerdir? Ee, hurricane tarafından cevaplanıyor diyor. 2 milyon dolar e, bir finansal olaydan bahsediyor. Daha sonra buraya tıkladığımızda sanırım yine bizi aynı yere mi yönlendiriyor? Evet buradan bahsediyor. Burada sanırım ben bir sayfa daha görmüştüm onu arıyorum. Ama biraz sıkıntılı bu medium hesapları. Bir bulduğunu bir daha bulamayabiliyorsun. Bu buydu. Şu. Bu. Üç gün önce. Ondan sonra acıma ek olarak başka neyden bahsediyor Show more diyelim test prosedür ha arkadaşlar burada e, tanıtımdan bahsediyor İşte nasıl yapacağınıza dair Swap ve farm yapın diyor Ondan sonracığıma burada neyden bahsediyormuş Stake yolu elde edin veya doğrudan ilgili token çiftten HCT satın alın. Ayrıntılar için testnet eğitimine bakın. Ee, swap ve farm testini yapanlara ödül veriyorlarmış. Bir de aynı zamanda testnet et hurricane swap adresinden arkadaşlar bu adrese sizin bulduğunuz hataları not ederseniz size ön satışa katılma hakkı vereceklermiş. Böyle bir durumda var. E, diyor ki ilo vaktisine katılabilirsiniz diyor. Böyle bir ödüllü ödüllendirecekler sizi umarım güzel bir kazanç sağlarız arkadaşlar. Buradan testnetini sağlarız. Buradan da yapabilirsiniz. Açığını falan bulursanız senin yavaşlık ya da değil. Buradan Google'dan çeviri yaparak e, o Twitter o bu e-posta adresini yazarsanız ön satışına katılabilme hakkını elde edeceksiniz. Bu da önemli bir şey. Tabii ki bu tarz Avax gibi platformlarda ön satıştan alabilmek en kötü 1-2 kat artıyor zaten. En kötüsünden bahsediyorum. 5, 10, 150 bambaşka yerlere gelebiliyor. En azından ben birkaç kat artacağını düşünüyorum. Ön satıştan en kötü şekilde. İyi bir şekilde yatırımcı almış. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Ee, yorula, yorumlarınızı bekliyorum. Videonun altına yorum yaparsanız. Videoyu beğenirseniz sevinirim. Bir sonraki videomda ise görüşmek üzere.